Sayın seyirciler, Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Muammer Saygılı. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim, haberimizi izledik. Birkaç gündür de Antalya'da böyle bir panik var. Bir kuduz vakası yüzünden birçok bölgede haliyle karantina altına alınmış durumda. Sizin konuya duyarlılığınız ya da bilginiz ne ölçüde? Bir de ne yapılması lazım? Vatandaşlarımız da az önce uzmanlardan bilgi bekliyoruz diye söylediler. Evet, haberlerden de izlediğimiz gibi iki tür kaygı var. Evet. Bir tanesi bu hayvanlar ne olacak? Buna sahip çıkan hayvanseverler var. Bir tanesi de biz bu hayvanlardan bize hastalık bulaşır mı? Evet. Ne olur diye. Evet, maalesef bu yüzyılda böyle bir hastalığın çıkması hele Antalya'mızda iyi bir olay değil. Ancak bu dünyada görülen bir hastalık. Evet. Yani her 10 dakikada bir kişinin dünyada kuduzdan öldüğünü biliyoruz. Kuduz hastalığı önemli bir vaka. Yani kuduz hastalığı tedavi edilemeyen bir hastalık. Yakalandıktan sonra tedavisi olamayan bir hastalık. Bu nedenle insan sağlığı yönünden ve hayvan sağlığı yönünden çok önemli bir zoonoz hastalık. Yani hayvandan insana geçen hastalık. Biz bu hastalığı çok iyi tanıyoruz. Ve bunun mücadelesi daha önce de Antalya'da çıktığı dönemler oldu. 4-5 yıl önce de olmuştu. Evet, 2013'te çıktı, 2008'de daha sonra da çıktı. Serik'te de çıktı, iki köyünde çıktı. Ve bunlar veteriner hekimlerin mücadeleleriyle söndürüldü. Yine aynı şekilde veteriner hekimleri mücadeleleriyle söndürülecek. Burada bugün bir yaptığımız bir toplantı oldu. İşte Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün başkanlığında odamızın da katıldığı, belediye veteriner müdürlerinin, veteriner hekimlerinin katıldığı bir toplantıda. Valilikte mi efendim? Efendim? Valilikte mi? Yok, odada yaptık. Anladım. Toplantıyı. Sonucunda bir kriz masası gibi bir şey oluşturuldu. Veteriner hekimler bunun bilincindeler zaten. Hem hastalığın bilincindeler, hem de hayvanların refahı, sokak hayvanlarının sağlıklı olması, refah içinde olması konusunda bilinçliler. Buna karşılık ne önlemler alınabileceği konuşuldu. Şu anda bizim beklediğimiz zaten kamu, bugün ilçe müdürlükleri, tarım ilçe müdürlükleri sahipli hayvanlara o bölgelerde, hatta bugün konuksever bu kordon alınan bölgede yok ama oraya da yapmışlar. Evet. Zaten talep edenlere de yapıyorlar. Sahipli hayvanlara, belediyelerde sahipsiz hayvanlara yapıyorlar. Şimdi bizim merkezde en büyük iki belediyemiz Muratpaşa ve Konyaaltı bu hayvan barınağı olayını yıllardır yapıyorlar. Evet. Büyükşehir'in de bir barınağı var. Tecrübeli arkadaşlarımız. Bunlar zaten bu hayvanları kısırlaştırıp küpeleyip aşılıyorlar. Bir şansımız o. En büyük ilçelerimizde. Kontrol altında onlar. Kontrol altında. Tabii yapılamayanlar da var. Bunlar bir 15 gün süre içerisinde, tahmin ediyorum 20 gün süre içerisinde aşılama çalışmaları bitirilecek gibi. Bu aşılama çalışmaları bitirildiğinde risk daha da azalacak. Belki komisyon tekrar toplanıp bu konudaki önlemleri azaltabilecek. Ama bir başka vaka görürse çoğaltabilecek. Burada hastalıktan çekinen vatandaşlarımız şunu bilsinler, bu konuda duyarlı bir meslek grubu var, duyarlı bir kamu var ve bu konuda çalışmalarını yapıyor. Bunlara yardımcı olsunlar. Hayvanseverler konusunda da bunların toplanıp itiraf edilmesi diye bir söz konusu yok. Oraya gelecektim. Şimdi herkesin ihsan ettiği konu, belediye bütün evlerden hayvanları alacak, evcil hayvanları alacak, itlaf edecek gibi. Yani böyle bir şey de yok. Böyle aslında bir olay yok, gündemde yok. Yasa gereği 6 ay kordona almak zorundasınız bunu. Karantina altında olunmak zorunda. Olunmak değil mi? Yasa gereği. Zaten aldığınız ciddi bir hastalık. Evet, aldığınız, çünkü tedavisi ölümcül. Yok. Ölümcül insana geçtiğinde ölümcül sonuçlar veriyor. Burada bu yasayı ve yönetmenlikleri yerine getirmek durumundasınız. Evet. Yani süreç bu. Ama bu hastalığı azalttınız, aşılamayı bitirdiğiniz zaman bu gevşetilme ve büyütme olabilir. Şimdi ikinci vaka çıksa bu sefer daha ciddi tedbirler alacaksınız. Ama bir ay geçti, bu 5 ay içerisinde bir vaka görülmezse ya da bir ay içerisinde aşılamadan sonra vaka görülmezse tedbirler azaltılabilir. Daha daraltılabilir. Ama şuna kesin emin olsunlar, bu hayvanlar aşılanacak ve bu hayvanlar toplanıp uyutulmayacak. Ama çok korkunç bir şey görülebilir, bir salgın görülebilir, çok 10-15 köpekli bir şey görülebilir. Başka tedbirleri düşünebilirsiniz. İnsan canının bedeli yok. Evet, o yüzden şu anda mı böyle bir olay yok. Hepsi rahat olsunlar.
Bu da sönecek. Daha önceki sönen hastalıklar gibi bu da sönecek. Peki ama, ilk vaka sizin tespitinize göre sokak hayvanından mı geçiyor? Bir sahiplenilen bir sokak hayvanı ama tabii menşei neresi bilinemiyor, araştırılıyor. Bu köpek dışarıdan ölünce mi geldi? Kuduz oldu anlaşılıyor. Evet, zaten öldükten sonra muayene yapılıyor laboratuvarda, Konya'ya gönderiliyor, orada çıkıyor. Tabii bu nereden geldi bilemiyoruz. Biliyorsunuz bu Burdur ve Isparta'da da çiftlik hayvanlarında kuduz vardı. Ya bir vahşi hayvandan da bulaşmış olabilir. Kaçıp gelen bir tilki olabilir ya da başka evet. bir şey olabilir. Ama bunun önlemi alınacak. Tabii buradaki önemli olay bu hastalıkta mücadele eden kamu teşkilatının artık daha eskisi gibi Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü şeklinde bağımsız bir veteriner teşkilatı şekline getirilmesi. Çünkü biliyorsunuz 1985'te reorganizasyonla veteriner müdürlükleri lağvedildi. Veteriner Genel Müdürlüğü vardı, lağvedildi. Bunun lağvedilmesiyle Tarım İl Müdürlüğü altında Veteriner Teşkilatı örgütlenmeye gitti. Evet. Ama Veteriner Teşkilatı'nın biz 1937'de Cenevre Anlaşması'na imza attık. Dedik ki Veteriner Teşkilatı bir bakana bağlı olacak, bir otorite şeyinde taşla örgütlenmesi yapacak. Çünkü ben serbest olmak zorundayım. Ben gece yarısı şoförü aradım da şoför gelip ben hastalık mahalline gidebilmeliyim. Tabii. Ben tüm veteriner hekimlerimi sahaya sürebilmeliyim. Ve bakanlığın veteriner hekim alması gerekiyor. Acilen belediyelerin veteriner hekimlerini alması gerekiyor. Özlük haklarını bunların yapması gerekiyor. Yeterli oranda değil herhalde değil mi? Efendim? Yeterli oranda değil. Değil. Son biliyorsunuz bu sağlık personeline verilen fiili hizmet zammı vardı. Veteriner hekimler hariç tutuldu. Motive edilmesi gerekiyor. Çünkü zoonozlarla mücadele ediyorsunuz. Sonuçta biz hayvan hastalığıyla mücadele ediyoruz ama İnsana geçen hastalıklarla, şarbon da bunlardan bir tanesi. Abi şarbonu da i̇şte, soracaktım. Konu. Şarbon, bruselli, tüberküloz, bunların hepsi yaklaşık 200'e yakın zoonoz hastalık var. İnsandaki bulaşların %60'ı son 10 yılda da %73, %80'i hayvan kaynaklı. Anladım. Bunu bir mücadele eden, bir risk altında olan bir veteriner hekim bağımsız yapmak durumunda. Bu kuduz vakası bir sorunu da böylelikle ortaya çıkarmış oluyor. Veteriner hekimleriyle ilgili bir yapılandırmayı da ortaya çıkarmış oluyor. Şunu sormak istiyorum. Kuduz vakası görülen ve adı geçen 6-7 mahalleden, gerçi ilçeler genişletilmiş herhalde ama şu mahalleler diye, bu mahallelerle ilgili bizim neler yapmamız lazım? Nasıl bir dikkat Bu mahallelerle ilgili ekiplere yardımcı olacağız. Aşılama çalışmalarına yardımcı olacağız. Davranışlarında değişiklik gördüğümüz hayvanları mutlaka yetkililere yani. Bildireceğiz. Yerel yönetimlerin... Yani ne yapar kuduz olan bir hayvan? Onu da vatandaşımız bilsin. Bilmediği için yani ihbar edemez. İlle bir kuduz şeyi beklemiyoruz ama agresif ısırma şeyi olan ya da bir sağa sola olan. Saldıran bu tür hayvan ya da ölmek üzere olan bir hayvan diyelim ki ölmek üzere o hayvana hemen yetkililere bildirecekler. Barınakların, belediyelerin barınaklarının ve bakım evlerinin aldığı, uygulamak zorunda olduğu kuralları delmeye çalışmasınlar, saygı göstersinler. Çünkü onlar bu hastalığı... Bilinçli olarak yapıyorlar, evet, davranıyorlar. Evet, yani bunu yapıyorlar ve bunlara saygı gösterip oradaki yetkililerle boşuna bir tartışmaya girmesinler. Bir de tabii ki bu olayda bir nüfus planlaması, sokak hayvanlarının nüfus planlaması olaya çıkıyor gündeme. Yani yeri gelmişken söyleyeyim parantez içinde ama çocuklarımız büyük tehlikede. Çünkü çocuklarımız sokak hayvanlarıyla fazla haşır neşirler, seviyorlar. Ölmek üzere olsalar bile su vermeye gidiyorlar falan, bir şeyler oluyor. O yüzden çocukların ailelerin dikkat etmesi lazım. Ailelerin çocukları bilinçten korkutma amacıyla değil, korkutmasınlar. Evet. Ama herhangi bir değişiklik olduğunda bunu bildirsinler. Bunun yanında tabii bu sokak hayvanlarının, sokakta yaşayan hayvanlarının nüfusunun katlanabilir orana gelmesi için de tüm belediyelerin sadece 3-4 tanesinin değil, örneğin Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı. İşte Kepez'in yapması lazım. Mesela buralarında var ama Döşemealtı, Kepez'in genişletmesi gerekiyor. Döşemealtı'nın, Aksu'nun yapması, Seri'nin yapması gerekiyor. Evet. Alanya, yakın bölgeler çünkü. Bir Alanya'da, hayvanın koşarak ulaşabileceği yerler bunlar. Bir parça var. Alanya'da bir parça var. İşte Gazipaşa'nın bu tarafa geldiğinizde batı tarafındaki ilçelerin bunu yap. Çünkü siz popülasyonu belli kontrol edilebilir oranla tutmak durumundasınız. Evet. Ve buraların veteriner hekim alıp kadrolarını güçlendirip, kesinlikle. Çünkü
öyle bir olay ki hem ekonomik olarak bakın kordon koyuyorsunuz, orada ekonomik bir zorluk meydana getiriyorsunuz. Bir hastalık çıkıyor, insan sağlığı için çok önemli. Buradaki mücadele eden veteriner hekimleri istihdam etsinler. Yani burada bunları istihdam etmek boşuna yatırılan bir yatırım değil. Sonucunda geri dönüşü olabilecek bir yatırımdır. Ama diğer belediyelerin de buna katkı koyması, nüfus planlamasına katkı koyması gerekiyor. Bir de yaban hayatı var tabii. Yaban hayatında da aşılama çalışmalarının bir an önce başlaması gerekiyor. Bu Türkiye'de belli pilot bölgelerde başladı. Ama bunun da bir an önce belli yerlerde bu paletler şeklinde ağızdan aşılama yöntemiyle bunun da bir an önce başlaması gerekiyor. Efendim bunun dışında bir de daha önceki gündeme göre bir şarbon hastalığı tehlikesi vardı. Yurt dışından ithal edilen bazı hayvanlarda şarbon görüldü ve büyükbaş hayvan etine de dikkat edilmesi gerektiği yönünde bir tehlikeden bahsedildi. Nedir efendim şarbonda ne durumdayız, nasıl dikkat edeceğiz? Şimdi Antalya'da şarbon çıkan bölge yok. Şarbonu şöyle tanımlayayım, çıktığı bölgede lokal olarak kalıyor. Yani çok fazla yayılan bir hastalık değil ama kaldığı yerde de şarbon basili sporlanıyor, güçleniyor ve uzun yıllar o toprakta kalıyor. Evet. Bizim kamu veteriner hekiminin yaptığı çalışmalar bu bölgelerde 5 yıl süreyle aşılanması. Evet. Biz şarbonu biliyoruz. Gördük de Türkiye'nin değişik yerlerinde. Biz bununla mücadele ederken bir de İtalya'dan gelenle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Son İstanbul'da gelen olayda kaynağı menşei belli değil. Ama Samsun'a gelen vakada Nisan'da yok değil. İthal edilen etlerde. Peki kontrol edilmiyor mu? Şimdi şöyle Samsun'a gelen vakada vardı. Kontrol şöyle. Kontrolü içeri geldikten sonra yapıyorsunuz. İthalatçı ithalat politikasında bir yanlış bir uygulamamız var bizim. Biz nasıl gümrüğü düşürdük, ithal ederken kolaylaştırdık, sağlık açısından da kolaylaştırmaya gidildi. Yani 21 günlük süre dışarıda uygulanması gerekirken içeri giriliyor, belli hastalıklar için içeride kan alınıyor. Hmm. Halbuki siz dışarıda bunu kontrol edeceksiniz ve Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre de son 6 aydır veteriner hekim gönderilmemiş. Yani bu ithal hayvanlar. Yine aynı konuya geliyoruz evet. Değil mi? Şimdi buradaki asıl önemli olay hayvancılık politikalarınız. Eğer siz üretmeye yönelik bir uygulama yapmazsanız, nasıl işte bugün yaşadığımız ekonomik krizi düşünün. Bizim üretime yönelik bir çalışmamız, fabrikalarımız, ona yönelik yatırımlarımız olsaydı kriz ne olursa olsun biz bu kadar etkilenmeyecektik bu ekonomik şeyden. Hayvancılıkta da böyle. Siz üreticiye garanti vermez, sürdürülebilir hayvancılık politikalarınız olmazsa, uzun ve kısa vadeli yapmazsanız üretici üretimden kaçar. Biz bunu daha önce de yaşadık. 1 milyona yakın hayvan kesildi biliyorsunuz. Evet. Süt hayvanı kesildi. Üretimden kaçınca biz üreticiyi ithalatla terbiye etmeye çalıştık. Biz bunu yapmazsak olumsuzlukları dışarıdan gelecek ithalat olumsuzluklarını da yaşamış olacağız. Anladım. Hastalık da gelecek sadece şarbon değil. Diğer hastalıklarda açık yalnız şarbon konusunda şunu söyleyeyim. Eğer tüketici mezbahada veteriner hekim kontrolünden geçmiş olan etleri tüketirse şarbon diye bir riski olmayacak. Evet. Çünkü şarbon çok kolay tanınır. İnkübasyon süresi, kuluçka süresi çok kısadır. Genellikle mezbahaya gelmeden ölür hayvan. Belki kesilse bile gerçek üretici zaten bunun farkındadır. Hemen veteriner hekime haber verir. Kan koyu akacaktır. Etinde problemleri görecektir. Evet. Zaten mezbahaya gelmeden ama mezbahada da kesilmiş olsa veteriner hekim bunu kaçırması mümkün değil. Kaçak et almasınlar. Mezbahada damgalı etleri çok rahatlıkla yiyebilirler. Yıllardır zaten şöyle söyleyeyim 10 yıl içerisinde şarbon vakasından ölen 8 kişidir. Yani tüm 10 yıl içerisinde. Onun için düşük. Evet, biz kontrollü veteriner hekim kontrolünden geçen etler alırsak, burada tabii veteriner halk sağlığının önemini de bir kez daha altını çizmek lazım. Son olarak bir şey soracağım efendim, süremizi açtık ama. Şimdi 4-5 yıl önce Ermenek Mahallesi'ndeki kuduz vakasında bir polemik yaşandı. Şöyleydi, bunu ortaya çıkarıldıktan sonra turizm kentinde böyle karantina olur mu dediler. Yani bu turizmin baltalanması anlamındadır dediler. Kaymakamlıkla o dönemin kaymakamıyla Fatih Kocabaş, Murat Paşa kaymakamıyla valilik arasında bir polemik yaşanmıştı. Şimdi yasa açık. Turizm kenti falan filan tanımaz. İnsan can sağlığı da önemli. Şimdi turizm kenti diye
bazı çalışmalara ya da uyarıları görmezden gelebilir miyiz? Olabilir mümkün mi? Değil. Öyle olsa böyle bir kordon konmazdı. Evet. Yani onun da altını çizelim de. Eğer böyle olsa veteriner hekimler orada hastalık çıkarması yapmazlardı. Bugün biri uyardı da dedi ki ya turizm kentindeyiz, rekora koşuyoruz, siz kuduzdan bahsediyorsunuz, vatan hainisiniz dedi de o yüzden diyorum. Şimdi ancak şu var, siz eskiden hayvan sağlığı zabıta kanunu vardı, o değişti. Orada biz kuduz çıktığı zaman bütün her yere koyuyorduk. Evet. Yani çok geniş bir alana koyuyorduk. Şu anda lokal koyabiliyorsunuz o hastalığın durumuna, yani oradaki popülasyona bakarak. Bunu koymamanız mümkün değil yasa gereği. Yani veteriner hekim bunu koyacak, buna da kimse itiraz edemez. Evet. Bugün de 7 mahallede konup diğerleri de risk alanı olarak yapıldı. Elbette bunun olumsuz etkileri olacaktır turizm açısından, ekonomi açısından, ama böyle bir gerçek var. Evet. Böyle gerçekle de mücadele etmek zorundasınız. Şey, ama biz açlama çalışmaları bitirildiğinde bu gevşetilebilir. Yani bu da yetkililerin elinde. İşte tarım ilçe hayvan sağlığı şube müdürü, veteriner hekimlerinin elinde. Bunu eğer inanırlarsa ki ha bak burada hastalık görülmüyor diye, bunu risk alanlarını azaltabilirler, kordonu daraltabilirler. Sıcak ayın etkisi var mı? Yani bu sıcaktan etkisi sıcakta, var mı? Hızlı yayılma ya da... Sıcakta daha çabuk görür. Yani eğer canlı ortama geldiği zaman kuduz virüsü sıcakta çok dayanıklı bir virüs değil. Bir yani şap bir gibi avantajımız değil. Mı sıcak Evet, ayın? Bir avantajdır. Bir şap gibi, mesela antraks da öyle şap gibi çok yayılmaz böyle. Ama şap hastalığı bir yerde girdim, paldır küldür yayılmaya başlar. Anladım. Kuduzun böyle bir şeyi yok, o bereket yok yani ölümcül bir hastalık. Hep beraber hem mahalle sakinleri hem hayvanseverler. Korku salmadan aman mücadeleye devam ederek yani önlem alacağız. Yetkililere de aman ne yapıyorsunuz bu önlemleri almayın demeden, çünkü onlar içindir bu önlem alınanlar. Zaten alınan önlemlerde üstünü tekrar basa basa söylüyorum, bir itiraf söz konusu değildir. Hayvanların aşılanması söz konusudur. Çok agresif hayvanların toplanması söz konusudur. Kapasitesi zaten o kadar barınakların. Bu konuda bir destek olmaları Anladım. Gerekir. İşte barınaklar önlem alabiliyor bazen, işte ziyareti yasaklayabiliyor. Bu konuda da saygı göstersinler. Hep beraber bu işin üzerinden geleceğiz diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim katılımınız için. Antalyalıları en azından en yetkili ağızdan bilgilendirdik. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiniz. Her zaman. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, altını çize çize söylüyoruz. Kuduz vakası çok önemli bir vaka. Çünkü hayvandan insana geçen bir vaka. En uzman kişi Antalya Veteriner Odası Başkanı Sayın Muammer Saygılı anlattı sayın seyirciler. Dedi ki korkuyla değil önlemle mücadele etmeliyiz, önlem almalıyız. İnsan canının bedeli yok diye de söyledi kendisine. Teşekkür ediyoruz.